Deprem. Yer kabuğunun kırılıp hareket etmesi sonucunda meydana gelen doğal afet olarak bilinir. Depremin gerçekleşmesiyle birlikte yer sallanmaya başlar. Bunun sonucunda ise dayanıksız yapılar yıkılır, eşyalar etrafa saçılır. Birçok insan hayatını kaybeder, bir o kadarı da evsiz kalır. Depremin gerçekleştiği yer, deniz kenarı ise facianın boyutu daha ciddi olabilir. Denizde oluşabilecek dev tsunami dalgaları sahil yerlerini bir anda yutup sular altında bırakabilir. Şiddetli depremlerde olabilecek can kaybını ve yıkımı azaltmak için sağlam, dayanıklı binaların yapılması şarttır. Ama buna karşılık dünya üzerinde bazen o kadar şiddetli depremler olur ki hiçbir şey bu şiddetteki depreme dayanamaz. Tarih öncesi zamanlarda çok şiddetli depremlerin gerçekleşmiş olduğu ve binlerce insanın ölmüş olduğu kayıtlarda vardır. Ama o zamanların teknolojisiyle depremin şiddeti ölçülemediği için bu depremlerin kaç şiddetinde meydana geldiği bilinmemektedir. Depremlerin şiddeti son yüzyılda ölçülmeye başlamıştır. Ölçüldüğü tarihten bugüne kadar meydana gelen en şiddetli deprem, Şili'de 22 Mayıs 1960'ta meydana gelen depremdir. 9.5 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 1000 kilometrelik bir alanda hissedilmiştir. Depremde 1655 kişi hayatını kaybederken binlerce insan yaralanmış, milyonlarca kişi evsiz kalmıştır. Deprem Şili'de 550 milyon dolarlık hasara neden olmuştur. Deprem sonucunda oluşan tsunami 10.000 kilometrelik alana yayılarak Hawaii, Japonya ve Filipinlere kadar ulaşmıştır. Dev dalgalar sonucu Hawaii'de 61, Japonya'da 138, Filipinler'de de 32 kişi yaşamını yitirmiştir. Şili'nin güneyinde bulunan Huye Huye yanardağı bu depremden etkilenmiş ve haftalarca aktif kalmıştır. 28 Mart 1964'te Alaska'da meydana gelen 9.2 büyüklüğündeki deprem kaydedilen en şiddetli ikinci deprem olma unvanına sahiptir. 3 dakika süren deprem dev tsunami dalgalarının oluşmasına neden olmuştur. Depremde 128 kişi hayatını kaybetmiş, 310 milyon dolarlık hasar oluşmuştur. Sumatra'da 26 Aralık 2004'te meydana gelen deprem ise en şiddetli 3. deprem olmasının yanında bugüne kadarki en uzun süren deprem olarak bilinmektedir. 9.1 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 10 dakika sürmüş ve oluşan dev tsunami dalgaları Endonezya'nın yanı sıra Asya'nın kuzeyi ve Afrika'nın doğusunda 14 ülkeyi etkilemiştir. Yaklaşık 230 bin insan bu depremde hayatını kaybetmiştir. Deprem ve tsunami nedeniyle 1 milyon 700 bin insan evsiz kalmıştır. En fazla depremin yaşandığı ülkelerden biri olan Japonya'da ise 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 şiddetindeki deprem, ülkedeki bugüne kadarki en şiddetli deprem olarak tarihe geçmiştir. Deprem sonucunda ülkenin kuzeydoğu kıyılarında meydana gelen tsunami dalgaları 19 bin insanın ölümüne neden olmuştur. Buna ek olarak Fukushima nükleer santrali hasar görmüş ve nükleer reaktörün ağır hasar alması sonucu etrafa yayılan radyasyona engel olunamamıştır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolarımı ve diğer videolarımı yakından takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz.